Cumhurbaşkanlığı seçimlerine dair Selçuk Bey öyle bir beyanda bulundu. Evet. Yani kabul edilmesi halinde. Diyelim ki diyor, diyelim ki diyelim kabul ki, edeyim, yani diyelim orada ki. varsayımlardan hareketle Evet. bir kimseye suç isnadı olamaz yani. Önce onu söyleyeyim. Şimdi Cumhurbaşkanlığı seçimi biraz önce hocam da ifade etti. 1961 Anayasası'nda 7 yıldı. 7 yılda Evet. bir kere seçiliyordu. İkinci defa seçim yoktu. 81 Anayasası'nda ya da 82 Anayasası'nda yine 7 yıllık süre vardı. Bir defa seçilebiliyordu. 2007 değişikliklerinde bu süre yine 7 yıldı. Bir defa seçiliyordu ve halk oyu meclis tarafında seçildi ama 2014'te yapılacak seçimlerde de yine halk oyuyla 5 yıllığına seçilmesi gündeme geldi. 2017 değişiklikleriyle bu süre 5 yıl ve 2 sefer imkanı getirildi. 2 sefer seçilebilmesinin koşulu da Anayasa'nın 116. maddesinde belirtilmiştir. Dolayısıyla gayet sarih olan bu konuda ki başka bir düzenleme yapılmadığı için eski seçimlerde dikkate alındığında, bir önceki seçimde dikkate alındığında Cumhurbaşkanı'nın aday olma şansı yok. Aday olması anayasayla, ya tabii erken seçim şartı hariç, eğer Evet. erken seçim kararı alınırsa Selçuk Bey'in beyanlarının da bir hükmü kalmamış olacaktır. Doğru. Zaten kendisi söylüyor. Tabii. Erken seçim yap, gel Bitti. yarışalım, Yani aday ol diye biz de destek verelim diyor zaten. anayasanın açık hükmüne rağmen Yüksek Seçim Kurulu'nun böyle bir karar alması hakikaten çok zor. Ama varsayalım ki aldı. Alması mümkün değil çünkü meşruiyet tartışması uzun yıllar Doğru. devam edecek ve Türkiye zaten bu iç çekişmelerden çok yoruldu, daha çok yorulacak diye düşünüyorum. Ben de hocam gibi Yüksek Seçim Kurulu'nun bu konuda dikkatli davranacağını düşünüyorum. Peki şunu sorayım o Yani zaman. Selçuk Bey'e isnat edilecek bir suç yok ortada. Evet. Yani yapılan soruşturma işte bazı yerleri tatmin amacına yönelik bir soruşturma şeklidir diye düşünüyorum. Selçuk Bey'e bu konuda bir suç isnadı mümkün değil. Yani eğer anayasaya uyacaksak, kanunlara uyacaksak. Şimdi şunu sorayım o zaman. Diyelim ki, ben de diyelim ki diyeyim. Öyle diyoruz hep Evet, varsayımlardan. Yüksek Seçim Kurulu kabul etti. Diyelim ki Muharrem İnce, çünkü hani biraz daha partili değil, aday O 100 göstermesi bin zor. oy 100 bin oyu topladı aday oldu. ve aday oldu. Çünkü adayım diyen hemen hemen Evet. tek kişi şu anda. Evet. Ve Erdoğan'ın başvurusunu Anayasa Mahkemesi kabul ederse, şey pardon, Yüksek Seçim Kurulu kabul ederse, Muharrem İnce'nin Danıştay'a ya da Anayasa Mahkemesi gidip kişilik haklarım ihlal edildi. Bu idari bir karardır. Hukuki bir karar değildir. Yüksek Seçim Kurulu kararları seçimden sonra hani hukuki oluyor. Kimse gidip yıllarca sürüncemede kalmasın diye verilen bir hak. Ama kişilik haklarının ihlali açısından Anayasa Mahkemesi, çünkü bir hukuk profesörü bana bunu olabilir dedi. Anayasa Mahkemesi'ne gidebilir mi? Size de Anayasa soracağım. Mahkemesi kararlarına karşı başka bir merciğe Gidilemiyor yani bu başvurulamaz. Yüksek Yüksek Seçim Kurulu Seçim Kurulu kararları. kararları kesindir. Başka bir yargı Yüksek yani Seçim Anayasa Kurulu, evet. Mahkemesi'nin denetimine tabi değildir. Kişilik haklarının ihlali açısından. Orada kişilik haklarının ihlali söz konusu değil. Ama adaylığım Öyle. yani karşımda hak etmediği bir aday var. Anayasaya rağmen anayasa çiğneniyor. Anayasanın hükmüne uygun olmayan bir aday var. Yani bir idari yanlışlık var diye. Evet, Ya yani bu da tartışmalı bir konu. O konuda ne karar verileceğini şimdiden kestirmek mümkün değil. Ama tabii. Anayasa Mahkemesi'ne gitse bile Anayasa Mahkemesi görev alanına girmediğine dair karar verebilir. Verebilir Affedersin, diyorsun. hukuki yollar tükenmiştir diye Avrupa Yani İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi'ne İnsan Hakları gidebilir mi? Mahkemesi'ne Ha, gidebilir oraya o zaman. gidebilir. Oraya Ha, gidebilir. yani O bu zaman da sizin dediğin yani meşruiyetiye tartışması, meşruluk yani tartışması Anayasa orada başlar. Mahkemesi bu seçim geçersizdir, Erdoğan diyelim ki kazandı. Pek kazanacağı da yok da. Ama biz ihtimalleri konuşuyoruz. Diyelim ki de yine diyelim ki Erdoğan kazandı. Danıştay Anayasa Mahkemesi başvuruları reddetti. Ama Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi gitti Evet. Muharrem İnce. Orada da kazandı. O zaman Çünkü tartışmalı duruma geçer ki Türkiye'nin böyle tartışmalı bir sürece girmemesi bizlerin temennisidir. Tabii Hepimizin hepimizin temennisi. temennisi. Burada yalnız Yüksek Seçim Kurulu'nun
kararlarına aleyhine başka bir merciye başvurulamaz diyor. Anayasa 79. Yani o karar... Anayasa mı kaldı ki? Hani ama, o zaman aday olabilir. Daha önce yapıldı. Yani bizim sanıyorum Masum Türker bir şey için başvurmuştu. Bu şekilde karar verildi. Yani Anayasa Yüksek Seçim Kurulu kararlarına karşı başka bir merciye başvurulamaz. İnsan Hakları Mahkemesi'ne gidebilirler. Tabii İnsan Hakları Mahkemesi o konuda çok ivedi bir karar verebilir mi? Onu bilemiyorum. Evet, yani yürütmeyi durdurma gibi. Yürütmeyi durdurma amaçlı şimdi, derhal gidebilir yani. Sayın Bakanlarım, şöyle bir şey oldu. 2002 seçimlerini hatırlarsınız. Genç Parti kurulmuştu ve bendeniz de hem Star Televizyonu'nun Ankara temsilcisi hem de Genç Parti Genel Başkan Yardımcısıydım. Hatırlarsınız belki. Şimdi sürekli yayınlarda Cem Uzan'ı ve Genç Parti'yi öne çıkarıyorduk. Sadece Star Televizyonu değil işte Kanal 6, Tele 10 gibi yani birçok kanalımız evet, daha vardı. 6-7 tane televizyon kanalımız, 4-5 tane radyomuz. Orada sürekli Genç Parti'nin lehine yayın yapıyorduk. Bugün yandaş medyanın Recep Tayyip Erdoğan'a yaptığı gibi. Çünkü radyo televizyon üst kurulu yasasında 3984 sayılı yasada özel televizyonlar partilere eşit süre verir diye bir hüküm yoktu. Bunun üzerine Adalet ve Kalkınma Partisi çok sayıda şikayet dilekçesini RTÜK'e yağdırdı. Klasörler doldu. Fatih Karaca başkan, Nuri Kayış başkan yardımcısı. Ben de gidiyorum, arkadaş ne yapalım? Yani yasada bir hüküm yok. İsteyen istediği partiyi tutar, başka televizyonlarda onları tutsun diye savunma yapıyorduk. Bunun üzerine karar veremedi RTÜK. Tuttu dosyayı Yüksek Seçim Kurulu'na gönderdi. Yüksek Seçim Kurulu toplandı. 298 sayılı seçimlerin temel hükümleri ve seçmek hakkındaki kanuna dayanarak bir ay kapama cezası verdi. Allah Allah, 298 sayılı yasada da özel televizyonlar yok. O tarihte daha TRT'li var. Ona da şuna dayandırmış, TRT eşit süre verir diye bir şey var ya, seçimlerden önce meclise grubu bulunan partilere filan eşit süre veriyor. O mahkemede biz de tuttuk bunu, idare mahkemesine dava açtık. O giriş bölümünü de inanın ben yazdım. 3 tane avukatımız vardı Star Televizyon'da. Onlar da tüm hukuki belgeleri topladılar. Biz Danıştay idare mahkemesine dava açtık. Bölge idareye gitti. Yürütmeyi durdurma vermedi. Kanal kapandı. Danıştay 10. daireye gitti. Onu burada bulunduracağım. Bir kere daha anlattım yayında. Danıştay 10. dairesi Yüksek Seçim Kurulu kararını iptal etti efendim. Örneği var. Baktı. Anayasa hükmü orada. Baktı. Dedi ki bu idari bir karardır dedi. Hukuki bir karar değildir. İşte o seçim, Yüksek Seçim Kurulu'nun görevleri arasında olmayan bir karar.